Savaş ve Barış. Tolstoy'un dev eserinden Sergey Bondarçuk tarafından beyaz perdeye aktarılan, tarihi detayların büyük bir özenle aktarıldığı Savaş ve Barış, yabancı dilde en iyi film Oscar'ının da sahibidir. Toplamda 7 saat süreye sahip yapımın 45 dakikalık savaş sahneleri için 120 bin kişilik bir ordu oluşturulmuştur. Sovyetler Birliği'ndeki müzelerden alınan eşyaların kullanıldığı film listemizde 10. sırada. Şeytanın Tangosu. Sinema tarihinin en uzun filmler listemizin 9 numarasında usta yönetmen Berat Ağar imzasını taşıyan Şeytanın Tangosu yer alıyor. 1980'lerin komünizm sonrası Macaristan'ın küçük bir köyünde geçen bu filmiyle soyut ve şiirsel olarak hayatın bir sinematik yansımasını sunan, ağır ağır 360 derece dönen kamerası ve uzun planları her karede bir imge patlaması yaşatan filmin süresi tam olarak 7 saat 19 dakikadır. Encantos ülkesinde ölüm. Ülkesinden ayrılıp Rusya'ya giden bir şairin tekrar memleketine dönmesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyan Encantos ülkesinde ölümün yönetmen koltuğunda Filipinli bağımsız sinemacı Lav Diaz oturuyor. Listemizin 8. sırasında yer alan 9 saatlik yapım Venedik Film Festivali'nin Ufuklar bölümünden ödülle dönmüştür. Berlin Alexander Meydanı. Danke. Yüzyılın başındaki Almanya topraklarında geçen bir suç filmi olan Berlin Alexander Meydanı listemizde 7 numarada bulunuyor. Kız arkadaşını öldürmek suçundan yattığı cezaevinden çıkan bir adamın yeniden uzak durmaya çalıştığı suç dünyasının içine çekilmesini hikayeleyen usta yönetmen Fassbinder'in 1980 tarihli filmi 15 saat 31 dakika süreye sahiptir. The Clock. Bir günün 24 saatine gönderme yapan The Clock filminin süresi de 24 saattir. Amerikalı yönetmen Christian Marker'la imzasını taşıyan yapım, sinema tarihine geçmiş filmlerden saatli bölümlerin kolaj olarak sıralanmasından müteşekkil deneysel bir filmdir. Out we came of this. Soa. We had to line up. Sinema tarihinin en uzun filmleri listemizin 5 numarasında Fransız yönetmen Claude Lanzmann'ın Soa adlı filmi yer alıyor. 13 yıllık çekim ve kurgu sürecinin ardından 1985 yılında, yani Yahudi soykırımından 40 yıl sonra vizyona giren filmin toplam uzunluğu 9 saat 26 dakikadır. BAFTA, Berlin, Sezar gibi dünyanın saygın festivallerinden ödüllerle dönen Soa, Yahudi soykırımının hala varlığını koruyan izlerinin peşinden gitmektedir. How can I face it? Modern Zamanlar Daima. Sinema tarihi boyunca çekilen ve kamuya açık bir alanda gösterilen uzun süreli filmlerden biri de Modern Zamanlar Daima'dır. Bir grup Danimarkalı sanatçının Helsinki'de düzenlenen bir sanat festivalinde sinema severlere sundukları filmin kesintisiz gösterimi 240 saat, yani 10 gün sürmüştür. Modern Zamanlar Daima listemizin 4. sırasında. Sinematon. 1978'den 2010 yılına kadar geçen 32 yıllık süre zarfında çekilen sinematon filmi toplam 151 saat uzunluğundadır. Listemizin 3. sırasındaki sessiz kısa hikayelerden oluşan bu deneysel film, Fransız yönetmen Gerard Coran imzasını taşımaktadır. Müzik.
Ambience. İsveçli yönetmen Anders Weberg'in 720 saat yani yaklaşık 30 günlük bir süreye sahip Ambience isimli filmi, uzay ve zamanın gerçeküstü bir yolculuğunu beyaz perdeye taşır. 2020 yılında vizyona giren filmin 2016'da 7 saat 20 dakikalık bir fragmanı yayınlanmıştır. Logistics. Sinema tarihinin en uzun filmleri listemizde bir numara Logistics. İsveç'te mağazalarda satılan bir ürünün üretim zincirini gerçek zamanlı olarak beyaz perdeye taşıyan filmin gösterimi 857 saat yani toplam 37 gün sürmüştür. 2008 yapımı deneysel filminin fragmanı da 72 dakika sürmektedir. Logistics, bir numara.